Bromokriptin, anabolik, androjenik bir steroid değil, bir dopamin agonistidir. Selam güzel insanlar. Duyduğunuz gibi bu haftaki konum bromokriptin. Bu ilaç nedir, ne için kullanılır, yararları ve zararları nelerdir, nasıl kullanılır ve fiyatı ne kadardır, hepsini bu videonun içinde bulacaksınız arkadaşlar. Ayrıca bu videonun ikinci bölümünde sizlerin bana hafta içi Instagram üzerinden yönelttiği soruları cevaplayacağım. Introdan sonra buradayım arkadaşlar. Videoma geçmeden önce yapmanız gerekenleri zaten biliyorsunuz diyorum ve parmakların abone ol tuşuna tıkladığını umut ediyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. Bromokriptin anabolik androjenik bir steroid değil, bir dopamin agonistidir ve geleneksel tıpta diğer şeylerinin yanı sıra bir dopamin eksikliğinin karakteristik olduğu Parkinson hastalığı için kullanılır. Son zamanlarda bu aktif bileşen bir diyet için optimal bir destek olarak tanıtıldığı için giderek daha önemli hale geldi. Yağ azaltıcı etkisi kesinlikle efedrinden daha düşük değildir. Ancak efedrinde olduğu gibi huzursuzluk ve heyecan gibi olumsuz yan etkileri yoktur bu ilacın. Kullanımında iştah azalması ve karbonhidratlara olan istek azalma, özellikle sıkı bir diyet sırasında elbette son derece faydalı olan, son derece memnuniyet verici bir özelliktir bu ilaçta. Dopamin agonistlerinin genel özelliklerinden olan kullanıcılarını genellikle yorgun ve halsiz hale getirmesi, birçok sporcunun bu ilacı aynı zamanda uyku kalitesini artırmak için akşamları almayı tercih etmesine yol açar. Yaklaşık 38 saatlik nispeten uzun bir yaralanma ömrü nedeniyle ertesi sabah olası bir akşamdan kalma tamamen önlenemez. Bu ilacı kullanan birçok kişide gözüken yorgunluk ve garip hissetme yan etkileri, ilacı kullanmaya başladıktan birkaç gün sonra artık vücut ilaca alışınca yavaş yavaş azalmaya başlar. Fakat yine de gün içinde aktif olması gereken bireyler, örneğin işte veya okulda, bu ilacın bazı olumsuz yanlarını yaşama ihtimalini göz önünde bulundurmaları gerekir. Dozlar çok dikkatli ayarlanmalı ve yavaş artırılmalıdır. Genelde sporcular sabahları 1.25 mg almaya başlar ve maksimum günlük 5 mg doza ulaşana kadar her 5 ila 7 günde bir 1.25 mg daha eklerler. Bu dozun yeterli olmadığı durumlarda, vücudun bu ilacı tolere ettiği durumlarda ilacın alımı günde 10 mg'a kadar artırılabilir. Bununla birlikte daha fazla bromokriptin alınmamalıdır. Çünkü aksi takdirde yan etkiler kas krampları, depresyon, artmış kan basıncı ve işeme sorunları ile karşılaşılabilir. Bu aktif bileşenle ilgili özel olan şey, tıpkı efedrin kullanırken olduğu gibi mevcut kas kütlesinin büyük bir kısmının en zorlu diyete rağmen korunabilmesidir. Testosteron propiyonat, stanozolol veya trenbolon kullanımında yağsız kütlenin daha da büyük bir bölümünün korunumunun mümkün olduğunu da söyleyebiliriz. Bu aktif bileşenin bir başka ilginç etkisi libido ve erektil fonksiyon üzerindeki etkisidir. Dopamin agonisti apomorfine benzer şekilde bromokriptin doğrudan beyinde hareket eder ve burada daha yüksek düzeyde dopamin salgılamasına neden olur. Ve bu da penise daha yüksek bir kan akışına yol açar. Bu arada apomorfin videosunu izlemek için yukarıdaki linke tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Bu etken madde aynı zamanda kadınlarda orgazm hissini ve yoğunluğunu artırır. Bu ereksiyon bozukluğu olan erkeklerde bile aynı şeyi yapabileceği anlamına gelir. Bu ilaç için dozaj ve alıma bakacak olursak, daha önce de belirttiğim gibi bir diyete destek olmak için sporcu genellikle sabah 1.25 mg ile başlar ve ardından bu dozu günlük maksimum 5 ila 10 mg doza ulaşana kadar her 5 ile 7 günde bir 1.25 mg daha arttırır. Tabletler daha iyi tolere edilebilirlik için yemekle birlikte alınmalıdır. Maliyetler ve bulunabilirlik açısından bu ilaca baktığımızda Avusturya'da satılan Novartis ilacı Parlodelin fiyatı her biri 10 mg'lık 100 kapsül için eczanede yaklaşık 200 eurodur. Bromokriptin kara borsada nadiren bulunur. Bilinen sahte ürünler yoktur. Türkiye'de bu ilaç eczanelerde satılıyor ve en iyi bilinen üreticiler Yurtoğlu, Biofarma, Interco'dur. Evet arkadaşlar, bu haftaki ilacım bromokriptindi. Eğer bu ilacı daha önce duymadıysanız bu videoyla duydunuz ve öğrendiğinizi umarım arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi daha önce duymadığınız birçok ilacı bu kanalda duyacak ve dünya üzerindeki bütün vücut geliştiricilerin hangi ilaçları kullandığından haberdar olacaksınız. İnanın ki vücut geliştirme camiası çevrede bilinen 6-7 ilaçla küllerini tamamlamıyorlar. Çok detaylı,
çok iyi bir bilgi gerektiren bu alanda herkese güvenmeyin diyorum ve şimdi videonun ikinci kısmına, yani sizlerin bana yönelttiği soruları cevapladığım kısmına geçelim diyorum. Sizler de bana Instagram üzerinden sorularınızı iletmek isterseniz şu anda ekranda çıkan adresinden bana ulaşabilirsiniz. Soracağınız soruların dışında her gün yaptığım hikaye paylaşımlarımda Türkiye'de birçok kişinin bilmediği birçok konu hakkında bilgi sahibi olabilir ve özellikle paylaştığım ücretsiz steroid ve peptid kürlerinden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bana geçen hafta boyunca Instagram'dan yazan takipçilerimin sorduğu soruları cevapladığım kısma başlayalım. İlk soru, bir anabolik androjenik steroid kürüne başlamadan önce nelere özellikle dikkat etmeliyim? Anabolik ya da androjenik maddelere kullanmaya karar verdiğinizde şimdi söyleyeceğim şartlara ya da kontrol listesine dikkat etmelisiniz. 1. Bir tedaviye başlamak için zihinsel ve fiziksel durumda mıyım? Sağlığım ya da genel fizik durumum ve zindeliğim bunun için uygun mu? 2. Diyetim ve antrenman planım doğru mu? Bir beslenme planı oluşturmak ve büyümeyi tetikleyen antrenman planını tamamlamak için gerçekten yeterli bilgiye sahip miyim? 3. Kür programım mantıklı mı ve bu kür hedefime ulaşmak için optimal mi? 4. Şırıngalar, yeterli dezenfektan sprey gibi gerekli tüm uygulama malzemelerine sahip miyim? 5. Çok sayıda iğne yapmam gerek, bu bilgiye ve tecrübeye sahip miyim? 6. Kullanmak istediğim bütün ilaçlara sahip miyim? Başka bir soru. Bir arkadaşım tedavi sırasında ne istersen yiyebilirsin ama yine de şişmanlamazsın dedi. Bu doğru mu? Arkadaşlar, bu yaygın bir yanılgıdır. Anabolik steroidler bazal metabolizma hızını artırır. Ancak yağ kazanmadan her şeye rastgele bir şekilde yiyebileceğiniz ölçüde değildir. Günde yaklaşık 600-800 kalorilik bir kalori artışı genellikle artan ihtiyacı karşılamak için yeterlidir. Yalnızca hamburger ve diğer fast foodlarla beslenirseniz bunun faturasını hızlı bir şekilde görürsünüz. Bazı profesyonel vücut geliştiricilerinin kitle aşamasında fast foodların yardımına başvurduğu varsayımını tartışan herkes, bu sporcuların her gün bir tiroid hormonu, insülin, bir dizi steroid ve büyüme hormonu olmak üzere birçok eksojen maddeyi tükettiğini bilmelidir. Bu gibi ekstra alımların metabolizmayı muazzam şekilde hızlandırdığı tartışmasızdır. Dahası çoğu profesyonel 100 kilogramdan çok daha ağırdır ve muazzam kas kütlesi nedeniyle başlangıçtan itibaren yüksek bir metabolik hıza sahiptir. Başka bir soru, kürler sırasında zaman zaman da olsa alkol alabilir miyim yoksa kesinlikle yasak mı? Arkadaşlar, genelde ara sıra kaçamak yasak değildir. Bununla birlikte sporcu önceden birkaç şey konusunda net olmalıdır. Alkol bir östrojen agonistidir ve belirli bir miktarın üzerindeki dozajlar hassas kullanıcılar tarafından kullanıldığında su depolamaya ve jinekomastiye neden olur. Özellikle biralar burada bilinen en yaygın alkol türüdür. Özellikle tedavi sırasında, yani kürler sırasında anabolik steroidlerin bazı olumsuz etkileri yoğunlaşabilir arkadaşlar. Ayrıca alkol testosteron salınımını da engeller. Özellikle alkol alan kişiler bir de 17 alfa ile alkillenmiş steroidler kullanılırsa karaciğer yükünü 2 katına çıkartmış olurlar. 17 alfa alkillenmiş steroidler gibi alkol de karaciğerde parçalanır. Ara sıra bir kadeh şarap veya bir şişe bira kesinlikle zararlı denmez. Bununla birlikte her cumartesi ve pazar sabahı eve sarhoş olarak gelirseniz karaciğerinizin sağlığını ve kürünüzün sonuçlarını düşünmeniz gerekir. Başka bir soru, anabolik steroidlerimi buzdolabında mı saklamam gerekir? Temel olarak ilaçlar serin ve kuru bir yerde saklanmalı ve ışıktan korunmalıdır. Oturduğunuz yerdeki, bunu genele vurmak gerekirse, ilaçları sakladığınız yerlerde tropikal sıcaklıklar olmadığı sürece karanlık, kuru bir dolapta saklamak yeterlidir. Tabi burada istisnaları belirtmek gerekirse büyüme hormonu, hazır karıştırılmış HCG ve testosteron undekonat. Bu ilaçlar etkisini çok çabuk kaybedecekleri için her durumda buzdolabında saklanmaları gerekir. Evet arkadaşlar, ben bugünkü videomun sonuna geldim. Umarım bu video sizlerin hem bromokroptini hem de bilmek istediğiniz soruların cevaplarını öğrenmenize yardımcı olmuştur. Görüş ve önerilerinizi videonun altına yorum olarak atabilirsiniz ve kanalıma abone olup bildirimleri açarak bütün videoları herkesten önce izleyebilirsiniz. Her şeyden önce sağlık ve sonrasında bol sporlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Önemli hareketler.